takmadıydın? Mavri hal. Yürü git. Yapma deli bozuk, işimi bitireyim. Tamam. Seni bir doktora götürelim. Cemal. Ben herhangi bir rahatsızlığa ya da anormalliğe rastlamadım. Testleriniz de temiz Ayşe Hanım. Ancak aynı şeyi sizin için söyleyemeyeceğim Cemal Bey. Ne yazık ki kısırsınız. Hormonal nedenler, genetik ailevi nedenler, geçirilmiş iltihabi hastalıklar, ameliyatlar, doğumsal anormallikler ve kimyasal nedenler bunu tetikleyebilir. En sık rastlanan nedenlerden biri de varikoseldir. Yani yumurtalık damarlarında varisleşme. Bunun uzun da sürse bir tedavisi var. Ancak sizin için durum biraz farklı. Ne yazık ki çocuğunuz olamaz. Sende hiç para kaldı mı? Biraz var. Thank you.
Hadi git elini yüzünü yıka, hadi. Hadi. Geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk. Sait, şu senin mevzuyu açtım. Hangi mevzu abi? Üzülüyorum be oğlum. Çocuksuz aile olmaz. Seni de her gün böyle görünce... Ne yapalım abi? Olmuyormuş işte. Erkek değilmişiz. Olmuşsun sen. Bir daha duymayayım ha. Oğlum, kiminin çocuğu olur, kiminin olmaz. Kiminin sakat olur, kiminin düzgün. Böyle deme. Allah'ın gücüne gider ya. Ne dedi peki? Bildiği bir şey mi varmış? Tanıdığı Hacı Hoca falan mı varmış? Ya yok, öyle değil de. Evlatlık diyor. Yani eğer istersen evlatlık bulabilirmiş sana. Düştüğümüz şu hale bak. Gel. Yürüsene. Sen burada sus da otur, tamam mı?
Tamam yahu, tamam. Aa, siz başlamadınız mı hala? Aşk olsun, buyurun. Ay aşk olsun, niye yemiyorsunuz? Koysana şunu adam. Ellerinize sağlık vallahi. Onca işin arasında şu sofraya bak. Ay o ne işi canım? Aşk olsun, biz kendimiz ne yiyorsak siz de o. Ya verin, soğuttunuz pilavı falan. Hadi. Niye almıyorsunuz Allah aşkına? Bugün bu hiçbir şey yemedi annesi. Ben yedireceğim şimdi onu. Bu aralar ben izinliyim de. Gündüzleri ben bakıyorum. Aç oğlum. Bir türlü benim elimden yemiyor. İlla annesinin elinden yiyecek böyle. Elimi alıştıramadım keratayı ya. Ama maşallah epey büyümüş. Anne olmak kolay mıymış Fevzi Bey? Aferin benim oğluma. Yahu biz de dış kapının mandalı değiliz. Babayız baba. İyi tamam hadi. Biz açığı kapayacağız oğlumla. Oğlumla maçlar yapacağız, futbol oynayacağız. Değil mi oğlum? Aslan oğlum benim. Fevzi, yemeğini ye. Bak misafirlerimiz ayda yılda bir kere geliyorlar. Hadi. Ya onlar yabancı değil. Allah ya. Allah. Tabii canım. Çalıştırıyorum bazen. Sağ bir sağ var Cemal. 90'a takar vallahi Cemal. 90'a. Öyle Fevzi, şu çocuğun çıngırağını bir ver bana oradan. Ay hayatım çıngıraksız olsun ya. Bütün gün ben baktım çocuğa çıngıraksız duruyor. Hadi hadi. Aç oğlum. Çok güzel. Aslan. Afiyet olsun. Aslan oğlum, aslan. Yakında bizim de çocuğumuz olacak. Anne. Ne diyorsun sen Cemal ya? Vallahi. Onun helal olsun nihayet. Kız bana niye söylemiyorsun? Ben ilk sana söylemiştim. Ay çok sevindim ya. Söyleyecektim. Ya büyük haber bu. Ay canım benim ya. Gel gel ay, gel. Ay. Oh, sağ ol abi. Aslan kardeşim. Aslan arkadaşım, helal olsun sana. Sağ ol abi. Bunu kutlamamız lazım. Ay. Olmaz. Nasıl dedin öyle Cemal yemekte? Tedavi mi varmış? Onların yanında ne diyeceğimi bilemedim. Bir desene Cemal. Evlat edineceğiz. O ne? Evlat edineceğiz. Başkasının çocuğu yani. Yoruldum ya. Ateşin var mı? Bende var ya. Kadın başına zor olmuyor mu böyle her gün her gün her gün her gün? Niye ki? Hani öyle derler ya, kadın başına zor oluyor derler. Muhabbet olsun diye be. Sen yenisin, alışırsın. Oo, 50 tane işe girip çıktım ben bugüne kadar. Senin ne kadar oldu burada, çok oldun mu? Epey oldu. Evin ne tarafta, buralarda mı sen? Ne olacak ki? Bir şeyden değil canım. Akşamları böyle fırt diye giyip soyunuyorsun ya, görmüyoruz ne olduğunu. Acaba dedim çoluk çocuk falan mı var, o yüzden mi acaba? Birazdan çıkıp laf ederler ha. Ne? Dur. Bu ne Cemal? Bak. İşte böyle böyle. Hamileliğini göstereceğiz insanlara. 9 ay sonra sen doğmuşsun gibi alıp getireceğiz çocuğu. 9 ay ne bekleyin? Git getir çocuğu şimdi. Olur mu canım? Herkes benim çocuğum bilecek. Sen de öyle söyleyeceksin. Nerede görülmüş öyle şey? İnanırlar mı bize? İnanırlar. Niye inanmasınlar? Ne bileyim, aklım almıyor. Ya düşerse bu? Yahu dikkat edersen hiçbir şey olmaz. Ya olursa? Olmaz! Gebe kadın görünce herkes ellemeye kalkar. Neyi? Göbeğimi, neyi olacak? Yahu elletmeyeceksin. Allah Allah!
Ne zor tutturdum ben onu biliyor musun diyeceksin. Okuttum, üflettim, nazar değerdi. Ya kocam müsaade etmiyor diyeceksin. Sanki o zaman ellemezler. Ellemezler. Sen müsaade etmezsen hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ya bir tarafa kaykılırsa boşuna bak. Ya kaykılmaz Ayşe. Sıkı sıkı bak. Ben sana çok güzel bir şey yaptıracağım. Bizim fabrikanın orada var. Kimsenin haberi de olmaz. Keşke bunlara gerek kalmasa Cemal, yapmasak ha? Ya olmuyormuş işte Ayşe. Benden olmuyormuş. Ya ne hayallerinden geldik biz buraya. Ben o kadar şeyi göze almışım, seni kaçırmışım, getirmişim buraya. Benim bir çocuğum olmayacak mı? Ben erkek değil miyim? Sen de ben de bu çocuğu çok istiyoruz. Mehmet Usta var, o ayarlayacak. Ben de parayı ayarlayacağım. Gece gündüz çalışacağım, mesaiye kalacağım. Gerekiyorsa hafta sonları da çalışacağım. Ama ben o parayı ayarlayacağım Ayşe. Ben de çalışırım o zaman. Bu gibi halimle zor olacak ama. Olur be Ayşe. Olur. İster misin? Bak böyle yapacaksın.
Buyurun. Bir abi. Kolay gelsin. Güle güle. Beşe güle. Hoş geldin. Geldim. Hoş geldin. Allah Allah, benim küçüğüm mü açmış kapıyı? Dur oğlum dur. Yok geçsin öyle içeri. Geç yavrum benim, geç. Hadi geç. Bak ben ne aldım ona annesi. Canım benim, niye zahmet ettin? Aşk olsun vallahi. Kız ne zahmeti, ben de onun teyzesiyim. Hadi bana iş söyle, bulaşık ne varsa ben onu... Senin gelmen yeter. Yürü geç içeri, ben gideyim bir kahve yapayım. Kız sen bir haline ne kahvesi yapacaksın? Ben yaparım kendime kahve. Hadi sen benim çocuğa mukayyet ol. Bir de ayakta dikilme öyle, dikilme hadi geç. Kahve nerede? Orada, üst tarafta. Senin adın ne? Can. Senin bir ailen yok mu? Var. Annem işte işi bitince gelip beni alacak. Baban yok mu? Buraya yakın bir yerde mi oturuyorsun? Peki annen seni niye her sabah buraya getirip bırakıyor? Buraya yakın bir yerde mi çalışıyor? Onun için mi buraya bırakıyor? Senin başka yakının yok mu? Amcan, teyzen, büyük baban falan? Annem işte işi bitince gelip beni alacak.
Hop yavaş. Olmaz öyle. Vallahi oğlan kısmetiyle geliyor, o kadar söyleyeyim. Salim üzülme. Sen daha küçüksün, sen de evleneceksin. Senin de çoluğun çocuğun olacak, kısmetler gelecek. Üzülme, tamam mı? Aslanım, çalış senin de olur. Hadi, hadi. İşbaşı, işbaşı hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah tamamını erdirsin kardeş. Allah analı babalı büyütsün bebeğine. Amin. Kaç aylı? 6. Oh maşallah. Zor olmuyor mu kız? Ne? Hamilesin. Eğil kalk nereye kadar? Başına bir şey gelmesin sonra. Yok. İyiyim, sağ ol. Allah korusun. Tekmelemeye başladı mı tekmelemeye? Yok. Ya benimki hipodromda gibiydi garip. Saçlanıyordur şimdi. Miden bulanmaya başladı mı? Yok, bulanmıyor. Başlar artık bulanmaya. Ben doğurmadım ama kardeşim çok zorlandı vallahi. Yok, öyle yukarı uzanma sakın, tamam mı? Böyle çok uzanırsan bebek kordonundan kurtulmaz valla. Bak dikkat et, bu çok önemli. Kız erkek baktınız mı? Yok. Kız ama bu. Karnın yuvarlaksa kız. Ben 3 tane doğurdum. Hepsinde de karnım böyleydi valla. Bir de bol su içmek lazımmış. Öyle diyorlar. Ayşe sen mi geldin? Gelmeyeyim mi? Yok, şaşırdım. Sen nasıl geldin, nasıl döneceksin? Sebze abi mükerremi getirdiydi, onlarla geldim. Ha. İyi, aklım kalmasın senden. Al sana bunu getirdim. Ya ne gereği vardı, evde verirdim. Ben onca parayla dolanamam, al işte. Hem adam yarın gelecekmiş ya, sabah seni göremez. Kimse bir şey anladı mı? Yok. Kan ter içinde dolanmıştı. Fevzeler falan? Yok. Anlamadılar, merak etme. Para tamam mı? Hı. Şimdi senin verdiklerini de say. Tamam herhalde. Bir şey çıkmasın da karnımda bu topaçla kalmayayım. Merak etme, kalmaz. Yüzlük kuyruğuna geldik. Sonunda göreceğiz inşallah. Neyse ne, ben şundan kurtulayım da. Sabah evde konuşuruz ha. Ben gideyim. Dur, ustabaşı çağırana kadar bekle. Tebzi abi dışarıda. Hadi git elini yüzünü yıka. Hadi.
geç kaldım bugün. 5-10 dakikadan ne olacak ki? Ona göre hoş canım. Patron dikti gözlerini böyle bakıyor. Parasını vermediği mesailere saysın. Şimdi sana ne benim geç kalmamda? Ayşe ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Farkında mısın? Allah Allah. Sen dışarı çıkmasana benim arkamdan fırt diye. Bekle ben gireyim sen öyle çık. İyi abi rahatsız oluyorsan bundan sonra hiç çıkmam biliyor musun? O patron esas bunlara bakar. İçeriden gözleyip laf edecekler de cabası. İyi. Bakalım çocuğu görünce ne diyecek? Ne çocuğu? Arkandan geldi ya senin ufaklık bir saattir dışarıda bekliyor çocuk seni. Ne? Ne bileyim ufaklık bir şey dışarıda. Yarın geç kalma Ayşe. Çok fena. Ayşe! 2 dakika beklesene şunu kapatayım da ben sizi bırakayım. Bizim ev de o tarafta zaten. Bizim yolumuz belli. Sen zahmet etme. Yürü. Ya inat etme. Çocuk ayakta uyuyor baksana. Babanın şeyi de burada, külüstürü de burada. Ben sizi bırakırım 2 dakika. Ev de o taraf. Hadi geldim. Ufaklık. Babasını özlemiyor mu ya? Ha? Ufaklık diyorum babasını özlemiyor mu hiç? Tanımaz ki o babasını. O kadar oldu mu siz ayrılalı ya? Sen de babayla görüşmüyorsun o zaman ha? Sen ne sorup soruşturuyorsun ki? Ne istiyorsun sen? Bir şey istemiyorum ne isteyeceğim? Ne istiyorsun desene bir bana. Bir şey istemiyorum konuşmaya çalışıyorum seni. Tanımaya çalışıyorum. Ne tanıması? Niye tanıyacağım beni? Ne demek? Ne bileyim niye tanıyacağım seni? Niye tanıyacakmışım beni? Konuşmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum seni ya. Derdin ne senin? Ne derdi o ya? Derdin, niyetin nedir? Derdim, niyetim ne olacak? Anlamaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum işte. Bilirim ulan ben senin gibileri. Yürü git. Neyi bilirsin ya, neyi bilirsin? Hoşlanıyorum senden. Böyle mi söyleyeyim? Hemen böyle mi söyleyeyim? Ya bunu bana böyle söylettin ya. Kap bakayım şu kapıya. Dur. Ben bakarım. Dön önüne. Siz de iyi yemeğinizi bakayım.
Sağ ol. Thank you.
Çocuk senin mi? Kaç yaşında? 7'ye yeni girdi. Okula gidiyor mu? Yok. Neden? 6 yaşını doldurmuş bu çocuk. Biz taşınacaktık da. 2 sefer işi olmasın diye. Babası nerede bu çocuğun? Sorduk söylemiyor. Yok. Gitti, ayrıldık. Tek başına mı büyütüyorsun? Hı hı. Peki. Nasıl kaybettin bu çocuğu? İskelede. Vapur iskelesinde dalmışım. O da elime bırakmış, sonra yoktu. Onu getiren yaşlı adam öyle demiyor mu? Epey beklemişler senden sonra. Geri dönmemişsin. Onlar da çocuğu buraya getirmişler. Ben bir gidip geleceğim. O oynuyordu. Ben çalışıyorum ben lokantada. Her gün yanımda tutturmuyorlar. O da orada oynuyor işte. Bir başımayım ben. Bırakacak kimsem yok ki. Lokantaya yakın zaten. İş bitince koşup alıyorum onu hemen. Yoksa hiç yalnız koymuyorum. Çalışmadığım zaman hep yanımda. Başka niyetim yoktu vallahi. Ama tövbe, bundan sonra bırakmam. Bundan sonra bırakmam. Okula da gidecek. Bizim devlet okulu vardı bizim orada. Hep önünden geçiyorum. Aklımdaydı zaten ama işte tek başına olunca zor bunlar. Oraya yazdıracağım. İşi de ona göre ayarlayacağım. Okul vakti çalışırım gündeliğe falan. Onun dışında kalırım. Onun yanında kalırım. O canın. İyi değil mi? İyi ha? Sigara. Çocuk işte. He? Çocuk diyorum. Dert etmemek lazım. Fazla kafaya takma. Allah'tan bulduk. Ya bulamayalım. Değil mi? Yok bir şey yok. Yürü, ha, tamam. Tamam oğlum, gel. Oh. Bak, gördün mü, bu kadar basit işte. Sen yap artık o zaman. Bugün sen gelmeyeceksin.
Dışarı çıkmak yok. Karnın acıkırsa mutfakta var. Yersin. Kapıyı da kimselere açma, tamam mı? Anladın mı? Hadi o çantanı da çıkar. Hadi. Ortalık yine çıfıt çarşısına dönmüş. Yemek yedin mi? Yemek yedi mi? Yedi. Aç bırakacak değilim herhal. Bari biraz toparlasaydın şurayı be Ayşe. Sana öylece duracak bunlar burada. Bekle ki Cemal gelsin, toplasın, yapsın. Gel bakayım benim aslan oğlum. Ne yaptı oğlum? Oynadın mı anneyle? Oynadın mı aslan oğlum? Akşam için bir şeyler aldım. Ama hiç halim yok. Fevzi yemeğe çağırdı, onlara gider miyiz? Nasıl diyorsan. Sen söyle aslan oğlum. Gidelim mi Fevzi amcalara? Ha oğlum. Gidelim mi? Söyle oğlum. Ha oğlum. Oğlum oğlum deyip durmasana şuna. Sinirimi bozuyor. Ne oluyor Ayşe ya? Ha, anlamadım ne oluyor? Çocuk istedin gitti kal. Ne yapacağız biz bunu? Sokağa mı atacağız? Paçavra mı bu? Eşya mı bu? Ya bir de beni düşün. Her gün orada çalışıyorum, didiniyorum, geliyorum. Bir de bunlarla uğraş, çocukla uğraş. Hay bakmayacaktık. Niye aldık biz bu çocuğu? Hadi diyorum sabret diyorum. Nasıl olsa zamanla alışır çocuğa. Bağrına basar diyorum ama nerede? Kılını kıpırdattığın yok şerefsiz. Şuranın haline... Hiç çaba sarf etmiyorsun, hiç! Sanki ben bu çocuğu kendime aldım. Oraya git Cemal, buraya git Cemal. Cemal her şeyi yapsın. Hadi hazırlan Fevzilere gidelim. Benim bir şey yapacak halim kalmadı. Hadi. Ayşe. Ayşe aç şu kapıyı. Ayşe aç şu kapıyı. Ayşe aç şu kapıyı bak. Ayşe aç şu kapıyı bak elimden bir kaza çıkacak. Ayşe! Tamam çocuğum. Tamam. Aç şu çocuğun üstünü değişelim bari. Ayşe! Ayşe! Thank you.
Cemal fabrikadan çıkışını almış, gitmiş. Yani ne oldu, ne bitti ben bilmiyorum ki. Çıkışı mı? Sana bir şey demedim. Demedi yok. Allah'ını seversen Mehmet Usta sana demiştir, söyle. Ya kızım, idareye söylemiş gitmiş. Hesap et, bize bir veda bile etmeden gitti ya. Nasıl gitti ki böyle? Ya siz kavga mı alam ettiniz, ne yaptınız? Yok. Yani kavga değil de. Ben bir içeri sorayım. Ya kızım ben sordum diyorum ya, bilmiyorlar. İdare falan onlar? Ya bilmiyorlar, hepsine sordum ben vallahi ya. Ne diyeceğim şimdi bununla ben? Al sana vereyim. Götür bunu anasına, bakamam ben. Kızım Allah aşkına bir sakin ol ya. Bir bakarsın Cemal birkaç gün sonra çıkar gelir ya. Yok gelmez o. Temelli gitmiş besbelli. Sen tanıyın bunu getiren adamı. Nerede olur bu? Anlamadım. O adamı diyorum, hemen bunu geri verin. Adam yok. Gitti o adam. Zaten pezevengin bir dünya sabıkası varmış. Hop. Bir de çocuğu nereden getirdiler? Kimden aldılar? Ben onu da bilmiyorum ki ya. Bak kızım. Yani senin paraya ihtiyacın varsa bir işmiş bulalım, araştıralım, soralım. Ama böyle sokaklarda Cemal'i aramayla olmaz kızım ya. Evine gideceksin, bekleyeceksin biraz. Sabredeceksin, böyle olmaz ya. Hadi kızım. Git evine, ben bir haber alırsam sana veririm. Hadi. Kerem. Açsanıza kapıyı. Fevzi abi. Duyuyor musunuz beni? Bir şey deyip gideceğim. Fevzi abi. Dur, ne olur ağlama, ne olur. İçeri girmeyeceğim. Bir şey deyip gideceğim Fevzi abi. Abla. Anam nasıl oldu anam? Nasıl özledim onu? Oğlum oğlum. Ha ağlıyor. Büyüdü büyüdü. Ha koskocaman oldu. Babam bizi soruyor mu abla? Ha. Anlat. Ya boş ver, sen canını sıkma abacığım. Yok. Yok. Cemal'in yerini yok. Ha. İyi işte çalışayım. Mükerrem Gilde'yi. Yaşayıp gidiyorlar bacım, ne etsinler. Ha. Ha. Ağlayayım. Abla ben sana şey diyeceğim. Biz biraz darlandık. Çocuk da küçük ya, ben çalışacağım. Canın sağ olsun bacım. Canın sağ olsun, anladın. Ararım gelmekten gene. Ararım. Thank you.
Bugün dışarı çıkmak yok. Ben bir gidip geleceğim, işim var. Sana sandviç yaptım, orada süt de var. Acıkınca ye, tamam mı? Hadi durma öyle camın önünde. Televizyonu aç, ona bak. Kerem kızgın mı bana? Sen? Cemal'e kızdın mı? Kızdım. Kızdım Ayşe. Zor günlerdi ama... Yani sen Cemal'i görüyorsun ha? Ne çektiğimi bir ben bilirim Fevzi abi. Cemal nerededir şimdi? Hiç düşünür mü beni? Ne yedim, ne içtim o çocukla? Şehirde bir tanış siz vardınız, siz de yoktunuz. Ben istemedim Fevzi abi. Allah biliyor ya, ben istemedim. Ben erkek değil miyim dedi. Çocuğum olmayacak mı dedi. Laf olur dedi. Bir başıma kaldım. Kapının önünde dikildim durdum. Gün mü geçti, ay mı geçti bilmedim. Ha bugün, ha yarın diye elimde bebeğiyle bekledim durdum. Hiçbirini sormadı halin nice diye. Haklısın Ayşe. Haklısın. Bir şey diyemiyorum sana. Ama 6 yıl oldu. 6 yıl. Yani şimdi bugün yapacağımız bir şey varsa onu söyle. Çekinmeden söyle, onu yapalım. Bak Fevzi abi, benim Cemal'le konuşmam lazım. Yerini de bana. Ayşe, ben sana bunu nasıl söyleyeyim? Söyleyeceksin Fevzi abi, söyleyeceksin. Adam senelerdir ortada yok. Biz hala evliyiz. Konuşmam lazım onunla. Ayşe. Ben kaç senedir ne haldeyim sen biliyor musun? Konuşmam lazım, bulacağım onu. Ne olursun Fevzi abi, kötü bir niyetim yok. Konuşacağım sadece. Henüz 2 aylık ama gayet sağlıklı. Her şey normal gözüküyor, merak etmeyin. Evet, size bundan sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Duydun mu Cem? Harika bir şey bu. Cem Bey, siz bir şey söylemediniz. Hayatım. Cem Bey, bir çocuğunuz olacak. Ultrasonda da gördünüz, gayet sağlıklı. O heyecandan ne diyeceğini bilmiyor zavallım. Cem. Hayatım. Serap Hanım, acaba biraz daha... Yok. Bu ilk mi? İlk doktor bey. Zaten o yüzden biraz heyecan yaptı. Ne zamandır bekliyorduk. Hatta gelirken de biraz gergindi Cem. Değil mi canım?
Siz bundan sonrasını anlatın bize. Neler yapacağız? Hangi periyotlarda geleceğiz? Elbette. Sen. Neydi o içerideki halin Allah aşkına? Deli misin sen? Adam çocuğumuz olacak diyor. Canına kastetmiyor ya. Nasıl oldu bu? Ne nasıl oldu? Çocuk. Sen iyi değilsin. Hay benim koçum be! Hay benim damadım! Gel! Gel bir sarılayım sana be! Aslanım benim! Yahu kız söyledi öyle patladanak! Nasıl sevindim, nasıl sevindim! Ya ben size demedim mi ya? Ne varsa bizim eski toprakta var. Bizim toprakta var dedim. Bu çocuk bizim hayatımızı kurtaracak dedim. Geldi, büyüdü, işi öğrendi, kızımı aldı, şimdi de bize bir torun veriyor. Hey yavrum benim be! Tebrik ederim Cem Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Analı babalı büyütsün. Tebrik ederim Cem Bey. Sağ olun beyler, sağ olun. Bu kadar tantana yeter herhalde. Hadi çok işimiz var. Hadi, hadi sonra kutlarız. Sağ olun. Sağ ol canım. Geç bakalım, geç otur bakalım. Otur, 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 otur. Ay maşallah be. Vay, vay, vay. Dede oluyoruz ha. Bana bak, şimdi size o ev yetmez artık. Şöyle bahçeli bir şey yapalım. Değil mi? Kaydırağı koyalım. Salıngaç koyalım, oğlan sallansın. Ne bakıyorsun lan? Oğlan olacak tabii. Laf mı? Erkek adamın erkek torunu olur. Ne oldu lan? Bu çocuk benim değil baba. Ne demek şimdi o? Bu çocuk benim değil. Benim çocuğum olmuyor. Allah Allah. Olmuş işte. Yok. Daha önceden... Benim çocuğum olmuyor. Oğlum, o işler hiç belli olmaz. O zaman olmamış, şimdi olmuş. Ulan siz söylediniz. Bu çocuk benim değil baba. Emin misin lan? Kepaz yediği başka bilen var mı? İyi. Şimdi beni iyi dinle. Bu çocuk senden. Anladın mı? Bu çocuk senden. Baba. Çeneni kapalı tutacaksın. Bu ikimizin arasında kalacak. Bu çocuk senin. Baba. Sözümü kesme. Sana verdiklerime say. Buraya geldiğinde baldırı çıplaktın, tepeye tırmandın. Kolay mı tepede kalmak? Bu çocuk senin çocuğun. Eğer ağzını açarsan. Senin ünlüğünü sökerim. Bir kişiye söylersen seni sokak iti gibi gebertirim. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Kiminmiş bu çocuk? Aferin. Akşam eve gideceğiz.
Sen eğleneceksin kahkahalarla. Ve benim kızım üzülmeyecek. Aferin. O zaman akşam görüşürüz. Başka bir diyeceğim var mı? İyi. Hadi işinin başına. Cemal Bey'le görüşmeye geldim. Cemal Bey? Cemal Akat. Hı, Cem Akat. Buyurun ben sizi beklemeye alayım. Kendisi üst katta. Müsait olduğunda ben size haber vereceğim. Bitmedi. Tamam, bir saattir aynı lokmayı çiğniyorsun. Hadi. Beni duyuyor musun? Baba, istemiyorum. Daha bir şey yemedin. Hadi tamam, şunu da al, son olsun, tamam mı? Yerim ama senin için. Benim için. Aferin kızım. Serap, ne oluyor bu içki? Hı? Ayakta duracak halin yok. Yeteri kadar içmişsin. Ne oluyor be? Bir şey olmuyor baba. Merak etme, iyiyim ben. 40 yılda bir yemeğe geliyorum. Lütfedip masaya bile oturmuyorsun. Şu kılığına, kıyafetine bak. Alkolikler gibi. Çocuğun önünde. Ne olacak böyle kızım? Devrilip uyunca bitecek baba. Serap yeter artık. Sen kimsin lan? Kime karışıyorsun sen? Ha? Serap. Düzgün konuş. Hadi kızım. Sen odana git. Ben de birazdan geliyorum. Ver şunu bana. Bırak. Ver şunu bana. Hala konuşuyor. Serap, ver şunu bana! Baba! Kocan haklı. Bırak o şişeyi de git yat. Dur! Cem! Dur! Sakın ha! Sakın dedim! Siz ne alt ettiğinizi sanıyorsunuz be? Nedir bu hal? Çık odana hadi. Çık! Manyak.
Neresi ha? Neresi? Söyle. Oradan yürü. Buradan. Hayır, buradan. Gel sen hiç. Göbeğimi. Evet, evet tamam, buraya yapıyorum. Yarın konuşuruz. İyi geceler. Tamam. Kimle konuşuyorsun? Çıkar mısın dışarı? Kimle konuşuyorsun? Çık dışarı. Çık dışarı anlamıyor musun ya? Çık! Serap kimle konuşuyorsun? Bak yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak. Selam. Gelmiyor musun hayatım? Emin misin? Sen bilirsin. Kızım. Bir tane. Babanı üzmüyorsun tamam mı tatlım? Hı. Ver anneye bir öpücük. Aferin. Geç gelirim. Ama bunlar azıtırsa yarın gelirim haberin olsun. Oynayabilirsin. Adın ne? Merve. O giden karım. Ben güzelmiş. Benim değil. İşin de iyi. Gördüğün hiçbir şey benim değil.
Ben de bu sene oğlanı okula yazdıracağım. Bu evin hali ne? Bu evin hali ne? Ne oldu burada? Ne oldu burada? Söylesene, ne duruyorsun orada? Söylesene, ne oldu burada? Kim geldi? Sen... Bu... Başımın belası ne yaptın? Ne yaptın? Thank you.
Ayşe. Sigarası yarım, çık dışarıya oynayalım. Özledin mi beni? He? Bak biliyorum bana kızgınsın ama yemin ediyorum o gün sen evde olsam parayı ben senden isteyeceğim zaten, anlatabiliyor muyum? Ortalık biraz dağılmış olabilir ama ne yapayım, acil lazım oldu kızım yani. Büyük bir işin üzerindeyim. Oldum, hayatımız kurtuldu ya. Sana sürpriz yapacaktım diyorum sana ya. Niye beni anlamıyorsun ya? Bizim için be! Sen kimsin lan? İt ol it. Hoppala, ben sana ne diyorum Ayşe, sen bana ne diyorsun? Lan! Ay! Ay! Seni doğduğuna pişman ederim ulan. Doğduğuna pişman ederim. Beni mi buldun oyun edecek? Beni mi buldun? Orospu çocuğum. Bir daha yamacıma gelirsen, bir daha gelirsen bununla kalmam. Koparım ulan. Koparım. Etmeyeceğiz. Neyse işini duralım. Hadi.